Parlıyorum, parlıyorum, parlıyorum. Hadi hadi, tamam. Başlattın mı? Güzel İyi. başlasın. İyi. Bana gel gel. Herkese merhaba arkadaşlar, video ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz hem size bir garajda birkaç değişiklikten bahsedeceğim, hem de yeni almış olduğum Cup Yuki Gusto 50cc motoru tanıtıp ayrıca de sıfır egzozumuzu takacağız. Birkaç malzeme daha var içinde, biz de açıp bakmadık, sizlerle beraber göreceğiz. Şöyle içinde de bunu gerçi biz kendimiz aldık. Egzoz vidalarını aldık, saplamalarını aldık, sıfır takacağız hepsini. Her şeyden önce bir bisikletler hakkında bir size bir şey göstereyim. Çünkü gelip şu Bukayama'nı göstermeni istiyorum. Toplanma videosunu izlemediniz arkadaşlar. Her şey yazdı, bir tek koltuğu eksik. Ayrıca Hector'umuz bu şekilde şu an. Şöyle. Ayrıca bir de bu bisikleti almış olduk hanemize. Hayırlı olsun. Totem hazır aldık. Bakalım belki ona da bir değişiklik yapar, satabiliriz diye bir şey, başka bir şey de olabilir. Daha sonra dışarıda bugün Okan ve Mert kardeşimle birlikte hazırlamış olduğumuz şasemizi göstermek istiyorum sizlere. Gel kardeşim. Bir balık şase daha geliyor piyasaya. O da orada zımparalı şekilde her şeyin ayarıdır. Bu bisikletimizi de çok güzel bir şekilde toplayacağız. Şöyle içeri geçelim. Ondan sonra size bisikletleri bir vesaire bir göstereyim. A2 kaldı. Giriyorum içeri. Aferin abi. Motorum hakkında şimdi bir bilgi vereyim. Sinyal niye yapıyor lan? Ne olmuş? Motoru alma sebebim 50cc olması ve ehliyetimin yetmesi. Motor ehliyetim yok. Araba ehliyetiyle motoru kullanabiliyorum. O yüzden en güzel avantajı benim için o. 50cc almamdaki sebep o, ama 50cc'lere göre çok iyi. Bir 110'u 120'yi görüyor yani motor. Urla'ya gittim, uzun yol yaptım, geldim. Şimdi her şeyden önce motoru kaça aldığımı falan soracaksınız. Motoru 5000 lira aldım arkadaşlar. Tabi 5000 lira aldım lakin yaptığım harcamalar da var şu ana kadar. Sizi videoda görmediniz. Sıfır zincir dişli seti alındı. 0-4 tane sinyal şapkası alındı. Patlak ampulleri vardı. 0 elcik takıldı. Daha sonra şerit aldık. Başka ufak tefek motorun sorunları vardı. O yüzden zaten piyasanın altında aldım. 5000 lira aldım. Şu an kap piyasası çok fazla. Motor Yuki Gusto 2018 model, 6200 km aldım. Şu an 6700 km'de. O tarafın camını kapatır mısın Okan'cım? 6700 km'de motor. Gösterge camı boğulu olduğu için çıkardım. Başka 0-2 aldım motora. Motor soğuk olduğu için stopu dedik. Şöyle Amerika parklarımızı yaptık. Gösteriyor. Ekrandan parlaklığı kıskattı. Görünüyor mu? Görünüyor mu? Şöyle sinyallerimiz var. Oh oh. Tut. Onu indir aşağıya, indir onu aşağıya. Gel kanka. Koltuğun altında hemen telefon şarj etmek için şey koydum. Nedir onun ismi? Çakmaklık koydum. Ayrıca burada bir düğmemiz var. O da arka stopu göstermen lazım. Arka tarafı göster. Plakanın altına ışık yaptım. Ayrıca frene basmıyorum ben. Gerçi o biraz temassız yanıyor ama. Yanıyor mu şarj çakar? Yanıyor. Çakar var frene basınca. Arkadaşlar plakalığımız var. İki tane sivrimizimiz var. Gel şimdi öyle. Motorun şu an bu arkadaşlar. Dinleteyim. Motorun şu an sesi bu. Egzozunu değiştireceğiz. Motorun derin ismi eksikleri var. Birkaç yerinden bir ufak tefek sesler geliyor. Onları halledeceğiz. Motoru toplamak istediğim için aldım. Şu anlık basmadım. Basmamdaki sebep uzun yola gidip motorun alt takımıyla bir değişiklik yapacaksam yapmam. İşte motor yanı vesairesini değiştirdik. Sıfırı aldık. Hani yaptığım şeylerden bahsetmek istemiyorum. Çok fazla şey yaptık kısa zaman içerisinde. Çakarımız falan var burada. Şurada bak. Elimden belli oluyordu belki. Evet. Gündüz böyle olduğu için şey olmuyor. Çakarımız var. Aküsünü aldık. Dişli seti aldık. İşte arka freni osu busu derken biraz para harcadık ama modifiye malzemesi olarak pek bir şey harcamadık. Şimdi şöyle egzoz saplamaları var burada.
bir yan keskede makas alabilir miyim? Ek uzunluğu sizler de yeterli. Ayrıca misil projelerimizden dede... Makas var, makas. Dede projemiz var orada. Araba lastik projemiz var. Bunlar yavaş yavaş gelecek. Daha hızlı bir şekilde toplayacağız artık bisikletleri. Allah'ın izniyle bir sorun sıkıntı çıkmazsa. Serdar Aycan, Pamukkale. Aycan motordan aldık arkadaşlar. Hem sizlere memnuniyetim olursa memnuniyetimden bahsedeceğim. Hem şeyden bahsedeceğim. Egzoz şapkası aldım direkt. Egzozla birlikte internet üzerinden aldım onları. Koy kankamı oraya. Daha sonra kap, zincir koruma, nikelaj var üstü. Onu aldım. Onu da getirdim size. Şöyle arkadaşlar. Açarsak. Güzel bir sunum yapmış olacağız. Al onu bir daha kenara. Kap zincir koruması. Şu an parmak izleri falan var üstünde. Temizlendiği zaman nikelaj. Hatta bakayım. Aynen. Nikelaj. Bunu belki bu yere takmamış. Takmayabiliriz. Şunu şöyle güvenli bir yere koy. Çizilmesin, kırılmasın. Daha sonra burada tuzumuz var. Bizim bu ne? Aycan motorun bize göndermiş olduğu Aycan motor stikeri var arkadaşlar. Mert bana bir yardım et. Vivi egzoz aldım arkadaşlar. Çır çır. Şöyle göstereyim. Vivi E4. İçi siyah. Nikelaj. Güzel bir egzoz. Bakalım sesi de hoşumuza gidecek mi? Ben daha önce duymadım. Kap egzozda Vivi. Hani çoğu kişi bundan takıyor ama hiç daha nasip olmadı. O zaman bunun üstüne sökeceğiz şimdi değil mi? Bunun bir egzozunu sökelim. Daha sonra onu takalım. Şimdi daha önce hiç egzoz sökmedim. Elimizde kaldı. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ramazan'ın ilk videosu. Biz videoları geç izliyorsunuz. Önceki videoda falan editlerimde fark ettim. Yemek içecek falan filan oluyor. Ondan dolayı şimdi özür dilerim. Önceki videolar Ramazan'dan önce çekildi. Bir ara verdik. Bir mola vermiştik. Birkaç sıkıntı vardı. Onları çözdük. Ve videolarımıza geri başladık. Mert sen onu al. Motoru şöyle yan çevirsenize hem ben de göstereyim nasıl söktüğünüz şey yaptığınızı. Olur, çok güzel olur. Teşekkürler. Bak şimdi bir daha. Abo. Değil mi böyle? İyi. Biraz daha döndürmem lazım. Ben bunu böyle döndüreyim. Aynen öyle. Döndürdüm. Okan şu pufu versene. Al kankam benim kameramanım Doğukan Yavuz'u. Çok ağlar. 38 liralık aldığımız ayakkabı şey nerede ayarlı? Çantamızda. Motorun çantası var arkadaşlar. Göster. Bak. Şap, berçakmak, ayraç pozitif. İçine ses yapmasına koli koyduk. Şu ne Allah be. Ya benzin alacaktın Peugeot'a ona. Adam vermedi biliyor musun? 38 liraya aldığımız ayarlı yolda kaldık motorla ilk aldığımız gün. Onlar bunu alıyorlar. Mertçiğim. Motoru basmayı düşünüyor muyum? Evet, çünkü bana yakışa ne olur? Basmazsam olmaz. Ama ne zaman basarım bilmiyorum arkadaşlar. Yani 3 ay sonra mı basarım? 2 gün sonra mı basarım? Yoksa 2 hafta içinde mi basarım bilmiyorum. Yavaş yavaş malzemelerini alıyorum aksesuar malzemelerini. Topluca bir patlama olur büyük ihtimalle. Değişim olabilir. Granajları sökse mi gitti ya? Yok sökme. Anahtar derin ya. Bu ayarıyla olmuyor. 9-10 versenize bana Okan. 9-10. Olmuyor abi. Nereye sen olsa yakındım ya. Sen nereye sökme? Bunu çıkaralım mı abi ya? Çıkar mı oğlum? Niye abi? Yelek var. Kapatayım. Kapatayım mı? Evet. Deneyelim bakalım. Ben olmaz. Versene be elindeki anahtarı. Bir dakika abi şunu çevireyim biraz. Ha. Çevir abi. Ne diyorsun? Ben de ne açayım? Nereye açıyorsun?
Tabii. Vallahi Mert açtı, ben de açamadım. Mert eline dene bakayım, dönecek mi? Sıcak olabilir belki. Sıcak mı? Değil. Oh iyi. Evet, bunu vermiyor. Çünkü egzoz sıcak açılmaz arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani öyle motorla yol yapıp gelip egzoz açarsanız. Kanka egzozu yukarı kaldır, vidayı döndürebilirsin şu an. Yok kanka. Dediğim gibi. Saplama ya bunlar. Arkadaşlar biz bunu sökelim gelelim. Videomuz da uzun olmasın, siz de sıkılmayın. Biz bunu sökelim gelelim. Thank you. Arkadaşlar egzoz söktü, kulağa yiyor şu an Okan. Ben bir dedim motorun sesini duyalım. Kapatma, zarar ver. Allah, hadi kelaj geliyor, hadi kelaj geliyor. Vivi. Veve. Arkadaşlar uzun uğraştan sonucu taktık. Birkaç aksaklık yaşadık. Şimdi size sesini dinleteyim. Bir ara gaz yapalım. Gerçi daha belki yarın videoda kapanışı gibi yapmayıp yarın bir yolda giderken sesini dinletebiliriz. Benzeri de yok fazla. Şimdi dinleteyim sesini. Bu tarafa gelin. Biraz zırtlak. Ceza yemeği göze alaraktan bunu taktık zaten. Aldım daha doğrusu. Telefon. Başka. Ya da bir yüksek ses olduğunu bile bile aldım arkadaşlar. Ama çok güzel ritim tutuluyor. İşte yarın olursa Nero'nun ismi. Arkamın biri sağ olsun, böyle bir ergaz 3'ten 2'ye çekme, 2'den 3'e atma falan filan videosunu çekeriz. Videoya eklerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Motor modifiye partları gelecek. Kalp zincir koruması nerede? Bak. Bakma. Dur lan ters. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel bir zincir korumalarımız olacak arkadaşlar. Basın. Bunları falan daha sonra motoru basarken, engine olsun, busunu yaparken farkları gelmesini istiyorsanız like, yorumu bol atmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında başka da bir şey yok. Son kez böyle bir kere daha dinleyeyim. Ben bile çok sevdim çünkü. Oo, ne diyor bak. Selamun aleyküm. Ben dedim ne diyor diye ama. Selamun aleyküm demişti o. Üzülmemişti onu. Ben ayakımı açtı vuramadım çünkü ben oradan vurdum. Çizilmiş mi? Bir daha bak bakalım bir. İyice şöyle bir. Ama burası yamuk belki de. Oy, daha önceden şey yapıyor. Açım zayıf. Ondan ayakımı açacağım. Öldü. Öldü o, öldü. Çok güzel kutu yapıyor.
Bir dakika oldu daha gelecek ya. Dokan, dur da gel. Çok kısa olacak bak görürsün. Allah öldü. Aşağı. Hadi bir ölüm gelin bakayım. Hadi bir ölüm gelin aslanım. Çok olsun artık. Pimpin. Pimpin. Arkadaşlar şimdi size egzozu dinleteceğim. Böyle bir Mert'le gel. Hadi bir ölüm gelin. Arkadaşlar egzozunuzu taktık, her şey imkan. Biraz ver. Bir dur ya. Gel bir. Kulağın şu vidasını göster. Şu vida yalama oldu arkadaşlar. Takarken yalama ettik. O yüzden şu an buraya ciddi inşaat tetikliyor. Az sonra videodan sonra gelip sıfırını alıp takacağım zaten. Ses yapıyoruz şu an. Egzozu biraz sağ sol oynuyor ama sizlere video içeriği için göstermek istedim. Mert hatta daha bir taraf alacağız. Gaz ver. Allah istop etti. Neden acaba? Motor ne? Bas bas ve devam. Kaldırayım, dengeyi bozuyorsun. Pek de burada olmaz. Kaydı şapka aşağı.
Beğenemedi oğlum. Ne beğenemedi? Bartmak istemiyorsanız küçük devirde kullanacağız. Yani bak. Birazcık yüksek arkadaşlar. Bir de şimdi şöyle bir şey, ben daha önce hiç kap kullanmıyordum. Vites geçişlerini falan tam ayarlayamadım de nasıl diyeyim. Her devir saatinde nasıl ses çıkıyor. Egzoz'da da dün takıldı. Dün de gecemedi zaten, yasak vardı. Biraz daha alışayım. Şöyle ritimli bir şekil yaparız. 4'ten 3'e, 3'ten 4'e, 2'ye, 1'e falan ayarlarız. Videomuzu izlediyseniz teşekkür ederim. Sonuna kadar izleyen herkese de sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Motorun modifiye aşamaları gelecek arkadaşlar. Motor şu an bu halde. Daha birkaç malzeme daha alacağız. Takarken görürsün zaten. Size de söylüyorum, Allah'a emanet olun.